Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz destek yayınımıza. Öncelikle herkese geçmiş olsun diyerek başlıyorum sözlerime. Şimdi baştan şunu söylemek istiyorum, bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Bizim illa buraya destek olun, illa YouTube üzerinden yardım yapın diye bir çabamız yok. Siz istediğiniz yerden istediğiniz yardımı yapın. Açıklamalarda da zaten bütün kanalların açıklamalarında bir sürü yardım yapabileceğiniz yer göreceksiniz. İstiyorsanız kişisel olarak gidin yardım yapın, malzeme yardımı yapın. İsterseniz YouTube'dan da bir yol var. Barış Özcan'ın işte Amerika'da bir dernek üzerinden yaptığı bir uygulama var. Oradan da yaparsanız biz de okuruz ki başka insanlara da verdiğiniz destekler bir etki etsin, onlar da desteklemek istesinler. Böyle bir çabamız var. Başta bunu söylemek isterim. İlk olarak Çilem, Başak ve Cem'le beraberiz bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş merhaba bulduk, herkese. selam. Bu arada ilk gelen yardımları okuyayım. Ceren Alpay 500 TL bağışta bulunmuş. Teknolak 60 TL bağışta bulunmuş. Bu arayüzden görünmüyor bağışlar ama sizin de kendi kanallarınızdan bakmanız gerekecek herhalde yapılan bağışlara okumak için. Tamam. Onu Tamam. söyleyeyim. Evet. Benim kanalımda. Sözü Çileme bırakayım. Arkadaşlar şimdiden destek olduğunuz için çok teşekkürler hepinize. Hoş geldiniz. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. İlk andan beri inanılmaz bir seferberlik var hem işte gerçek hayatta, belediyelerde ve aynı zamanda sosyal medyada da. Gerçekten size teşekkürler bugün de bizimle olduğunuz için. Sevgili Başak. Evet, herkese çok geçmiş olsun ve hepimizin başı sağ olsun. Yani buraya gelmeden önce birkaç şey düşündüm, ne konuşsam, ne anlatsam diye. Öncelikle herkese, bağış yapan herkese gerçekten teşekkürler. İnanılmaz bağış toplandı. Yani hem Evet. şirket, hem insanlar, hem belediyeler, herkes çok iyi çalıştı. Benim eniştem Hataylı ve bugün Hatay'dan dönüyor. Yani çok trajik bir şey söyleyeceğim ama güzel bir şey de bağlayacağım. 200'e yakın akrabasını ve arkadaşını ve komşusunu toprağa vermek durumunda kaldı. O kadar büyük bir durum var orada. Ama mucizeler de yaşandı. Cem bir selam versin, ondan sonra anlatayım ben de. Ben de hesabı çalışıyordum, o yüzden şey yapamadım. Evet, şu ana kadar 60 lira bağış kullanıcı daha 60 lira bağış YouTube üstünden. Senin Bu arada sesin yanlış. biraz kesiliyor ama. Onu İnternet şey var. Şu an normal mi? Değiştirmedim. arada bir kesiliyor. Öyle. Birazdan ona tekrar bak geliyor. Tamam. Kılıyor diyor. O zaman siz biraz daha Evet. konuşun. Tamam, sen de ona bak o sırada. Dediğimiz gibi birçok aslında konuşmak istediğimiz şey var. Aşırı muhtemelen hepimiz çok sinirliyiz. Üzüntünün yanında, büyük üzüntünün yanında. Yani bunu aslında geçtiğimiz gün başka bir yayında da söyledim. Nefes aldığımda bir boşluk hissediyorum pazartesinden beri. Yani o hissin yanında bir yandan da çok sinirliyiz. Bu siniri bu yayında pek yansıtmamaya çalışacağız, yapabildiğimiz kadar. Çünkü bu önemli olan şu anda o insanların daha iyi bir hayata mümkün olduğunca kavuşması, ona destek olmak. Bir deprem, bir artçı sarsıntı daha olmuş Malatya'da bu arada. Geçmiş olsun herkese. Bu arada herkes tabii ki tuvalet ihtiyacı, Evet. özellikle yani hijyen ihtiyacından bahsediyor. Kurumlarda çalışmaya başlamış, bağış yapılan kurumlardan bazıları da zaten
bu yönde adımlar atıyor. Bunu görüyoruz. Bu arada çok şaşırdım. Yani bazı işte yardım toplanan yerlere gittik. Ya insanların hiç kimseden bir şey beklemeden oraya gelip bir yardım etmeye çalışması açıkçası inanılmaz etkileyiciydi. Onu söylemek istiyorum. İnşallah böyle devam eder. Ama bunun tabii şu tarafının da devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da artık buna izin vermemek gerekiyor. Yani insanların bu duruma düşmesine izin vermemek gerekiyor. Bu arada Burak Adagün 50 TL, Furkan'cığım 5 TL göndermiş. Teşekkürler herkese. Teşekkürler. Cem, senin sesin düzeldi mi? Jesus gibi bakıyorum Güzeldi kendisine. mi? Güzeldi mi şu Yine bir yine biraz kesiliyor. İstersen telefondan bağlanabiliyorsan telefondan bağlan. Evet. Gerçekten insan kendi başına geleceğini hiç tahmin etmiyor. Mesela ben sabah uyandım. Dediler ki Kahramanmaraş'ta deprem olmuş. Sonra televizyonu açtım. Hemen direkt televizyonu normalde açmıyoruz ama işte böyle durumlarda haberlere bakıyoruz ya. Hemen açtım. Diyorlar işte şey Hatay'ı duydum, İskenderun duydum. Yine dedim ki İskenderun dediğim gibi eşimin çok akrabası var ve benim de çok tanıdığım insan var, sevdiğim. Hiç aklıma onların enkaz altında olabilme ihtimali hiç insan konduramıyor yani. Senin başına gerçekten gelmez zannediyorsun. Sonra annem aradı ve öğrendim ve Hatay'ın yarısının yok olduğunu. Yine konduramadım yani böyle helikopter görüntüleri gelmeseydi, onları görmeseydim yine inanmazdım yani gerçekten çok enteresan. Ve Deyiz'i çok de bu arada chatinizde, kimin chatinde görmüyorum, ortak chat gözüktüğü için bizde, ama sanırım Kahramanmaraş'taymış. Geçmiş olsun diyelim kendisine de, onun evet, nezdinde herkese de tekrar. ben Bir daha konuşursam belki gelecek. şu an Yok, şu gelmiyor. anda da şey oluyor, gelmiyor. Bobin kafa rahatsızmış onu da. Yani birçok insan aslında burada olmak istediğini söyledi ama olamadılar. Dolayısıyla onlara da teşekkür ederim. Şimdi isimlerini vermek doğru olmaz. Ama birçok insan, yani burada göremediğiniz insanların çoğu muhtemelen bir nedenden dolayı burada olamadığından burada değil. Mersin Gençlik Merkezleri olarak hizmetinizde izlemişti Meten. Teşekkürler. Sizlerin chatlerinde bu arada okumak istedikleriniz varsa Yani Cem'e okuyabilirsiniz. AirPods takıyorlar çok fazla. Onu da duymuştum. Chatler birleşik gözüküyor kanaldan da. Çünkü 15 ve 60 lira gördüm ben de. Anonim gözüküyor ama. Ben de. Ben anonim de gönderebiliyorlar isim vermeden. Teşekkürler arkadaşlar, sağ Bunu da olun. hatırlatalım. Aynen. Çok basit YouTube üzerine bağış yapmak değil mi? Yani Evet. bağış YouTube'da bağış butonu. linkine bastığınızda hemen sizi yönlendiriyor. Neden Bizim sinirliyim? şu an Neden geliyor. sinirli olduğumu bu hafta geldi şu an. Bir avukat, bir psikolog, bir de inşaat mühendisi eşliğinde neden sinirli olduğumu bu hafta anlatacağım başka bir yayında. Allah. Yani Şu an anlatmamayı tercih ediyorum. ben Şu gelen an başları gelen bağışları okuyacaksın. İstiyorsan ben burada senin chatini de açayım. Senin orada gelen bağışlara da bakayım. kendi chatimden bakıyorum. Hüseyin Bakıyorsun kendi Yılmaz çekine. Ha, Hüseyin Yılmaz. bir kullanıcı 20 lira, kullanıcı 100 lira, yapıcı 50 lira. Ben 300 lira bağış yapmış. Başka bir kullanıcı da 300 lira. Teşekkürler. Melis Özden 300 TL dedin.
İsmini gizleyerek bağış yapanlar var bolca. Teşekkürler. Hüseyin Yılmaz 15 TL göndermiş. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Senin sesin hala sıkıntılı Cemciğim bu arada. Yani telefon yani, ve telefon direkt mi telefondan bağlanıyorsun yoksa telefonu bilgisayara mı bağlayıp görüntüyü aktarıyorsun? Telefonu bilgisayara bağladım. Direkt telefondan Safari kullanarak da bağlayabilirsin. Bu şeye bağlanabilir mi? Evet evet. Burayı kapatıp bilgisayarda kapatıp sonra tekrar telefondan girersen. Sesin kesildiğinden tam olarak anlamıyoruz dediğini. Evet. Evet. Evet, Cem'i kaybettik. Şey, hala yani yardım isteyenler var galiba artık şeyde, yani evet. Bilmiyorum, burada Şehnaz Hanım yazmış. Çok az kişi vardı gönüllü kişiler dışında. Bu arada Özgür NR'ye 200 TL göndermiş Cem'in chatinde. Berat 15 TL, Bircan 250 TL göndermiş. Sagavasuki 100 Kanada doları göndermiş. Teşekkürler. Evet. Kanada bir ülke mi ki? Bu espriyi yaptıktan sonra devam edebiliriz. Evet. Ben de benim chatime söyleyeyim. Arkadaşlar çok kişiyiz. Tabii. Herkesten birazcık bir bağış gelse çok büyük bir farkımız olabilir. Haberiniz olsun. Evet. Ben çok anlamıyorum olsun galiba. Ya da bana hiç, ben bağış, bana bağışlar hiç gözükmüyor. Ben niye göremiyorum peki? Geek Yapar'dan Ömercan gelecek. Maalesef. Şu an görüntünde gelmiyor. Adana'da depremi yaşamış biri olarak bu yaptığınız çok değerli buluyorum. İyi ki varsınız. Küçük büyük fark etmeden birilerinin bizim için uğraşması tarif edilemez. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Nurcan. YouTube bağış olayını Berkcan diyorum, özür dilerim. Barış Özcan mı başlattı? Ben böyle bir şeyin varlığından bile haberim yok. Normalde Türkiye'ye, yani Türkiye'den birisi eklenemediği için dernekler, Amerika'da bir dernekle buluşup işte YouTube'u da arayıp YouTube o süreci de hızlandırıp eklettirdi onu. Şimdi Cem'i bunu çıkartıp diğer Cem'i yayına alıyorum. Bir saniye. Bir kullanıcı dağıtmış lira bağışladı. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Onun üzerinden buraya yaptığımız, YouTube üzerinden yapılan bağışlar bu kuruma gidiyor Amerika'da. Oradan Türkiye'ye geliyor. Hatta sanırım 2 gün önce falan 2 milyon dolar kadar göndermiş olmaları lazım. Ah baba. Evet. Takip etmediğim için diğerlerine gönderdiler mi henüz bilmiyorum. Ama gidiyor. Ama başta da dediğimiz gibi illa YouTube üzerinden yapmanıza gerek yok bağışlarınızı. Biz sadece teşvik etmek için burayı açıyoruz. Yani hani işte biz bu kadar bağış topladık diye değil. Dolayısıyla sadece bir yol olarak, kolay bir yol olarak onu da ekledik. Bence böyle kolay yollara yönlendirmek çok çok güzel. Şimdi oldu. Sesin sanki düzeldi. Aynen. Tamam. Kusura bakma. Düzeldi. İnşallah. Erken konuşalım. Evet. Herkes gelecek yazan arkadaşlar. Bu arada Cem'in chatinde 400 TL, 15 TL, 150 TL ismini gizleyerek gönderenler var. Teşekkürler. Bir tane 500 lira yolladı bile. 100 TL, Tarık Kılıç 500 TL göndermiş. Berat'ı söyledim mi hatırlamadım. Işte. Sana da yolluyorlardır. Evet ama ben görüyorum. Bana Özgür ne? Açıkla tek. Ha, anonim bir kullanıcı 60 TL. Ha, görüyorum galiba Müzeyyen Balcı 15 TL.
Anonim bir kullanıcı QR. Aha, görüyormuşum arkadaşlar, özür diliyorum. Evet. Zeynep Ak Süper. 15 TL. Anonim bir kullanıcı yine 100 TL. Sebahat Bektaş 100 TL. Teşekkür ederim. Bir an çok korktum. Herkes Çok olacak. çok sağ ol. Onu diyordum işte, böyle kolay yemek çok güzel çünkü insan oturduğu yerde kafayı yiyor. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, nasıl bir etkim olabilir? Bir de şey olayı da çıktı ya, hani bazı insanlar gerçekten gidip hani hiçbir şey yapmıyorlar, video çekiyorlar ya da ne bileyim yapacak bir şey yok. İnsan gücünden çok yardıma ihtiyaç var falan. Hani onları da duyunca en gidesi geliyor ama en maksimum yararı nasıl yapabilirim düşüyor diye düşünüyor. O yüzden bu tarz bağış kampanyaları gerçekten çok iyi veriyor. Ben bu İnsanlar. arada bu kuruluşlara da çok şey, özellikle bazı kuruluşlar hepimizin bildiği, takip ettiği, yıllardır var olan kuruluşlara çok güveniyorum. Çünkü bir de şey de gördük bu süreçte. Mesela koliler gidiyor ama kimse dağıtmıyor. Nasıl dağıtılacak, nasıl yapılacak bilinmiyor. Ama bu insanlar bunun uzmanı. Yani işte Ahbap olsun, TGV olsun, ya şey Mert Fırat'ın, özür dilerim, ihtiyaç haritası olsun. Ya işin ahbabı, sen götürüyorsun, oraya bırakıyorsun, nasıl dağıtacaksın, kim ihtiyaç sahibi bilmiyorsun. O yüzden bu noktada bence eğer bir uzmanlığınız yoksa, doktor, hemşire ya da herhangi bir şeyde orada yardımı bulun ya da arama kurtarma bilginiz yoksa, böyle yardım kuruluşlarına parayı ya da elinizden geldiğinde onu bağışlayıp onlara bırakmak. İşi profesyoneline bırakmak yani en doğrusu bence. Kesinlikle katılıyorum Bu ay. çünkü o konuda da bir yani problem çıkabiliyor. Şey gördük ya, tırlardan böyle yardımların Evet. fırlatıldığını falan. Evet. Onun İşi yine bir yolu var. bilmeyen. Evet, işi bilmeyen bir oran toplamışlar muhtemelen, gel demişler, o da ne bilsin bir yardım nasıl dağıtılır, nasıl yapılır, onu da anlamak lazım ya da ne bileyim o anın rehavetine kapılmış biri muhtemelen. O yüzden işi uzmanına bırakmak mantıklı. Ama bir tane soru gördüm belki bu bağışlar hakkında kime gidecek, nasıl, yani neler yapılacak bu bağışlara, biraz bilgi verir misiniz demiş, belki vermek istersin. Bir saniye, hemen söylüyorum. TPF adında bir örgüt üzerinden Ahbap, AÇEV, TOG, İhtiyaç Haritası ve TEGEV gibi sivil toplum kuruluşlarına gönderiyor. Gönderiliyor. YouTube üzerinden. YouTube ne kredi kartı ücreti kesiyor, ne de Aa, çok kendi pay alıyor bu paradan. Direkt gönderiyor. Onu da söyleyelim. güzel. O bayağı iyi oynuyor. Evet. Evet. Anonim bir kullanıcı 150 TL bağışladığını gördüm şimdi. Hocammış. İnsan biraz daha şöyle şey yapar ya. Merhabalar, Hatay'da yaşıyorum. Sizlere çok teşekkür etmek istedim. Deprem yaşamış biri olarak bizleri düşünmeniz bizim için çok kıymetli. Tekrardan, yani ne demek Kübra? Yani yapabileceğimizin en kolayı bu aslında. Yani keşke daha fazlası gelse elimizden. Kesinlikle. Ki başka şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani. Evet. Evet, başka bir yayında Berk'le konuşuyorduk. Bir psikologla ya da bir şey biliriz. Biz şu an sadece para toplamak amacıyla yapıyoruz. Var bununla ilgili. İleride böyle şeylerin tekrar bilime, insanların inanmasını yani size psikolojik tavsiye detaylı konuşabilecek insanlar değiliz. Sadece para toplamak ile buradayız. Yani belki biraz önce dediği gibi de yok. Evet, Ve anonim kesildi ama anladık başlatıyor. çoğunlukla. Yapıyorum, özür Bu arada İnternet. Cem'in chatine ben söyleyeyim istersen. 400 TL, 50 TL ve 15 TL'lik yardımlar geldi. Teşekkürler filme gitmeden önceden chat'i. Aynı Sümeyye şekilde. Ah, pardon, Yok sen yok pardon söyle. pardon. Hemen Lütfen söyleyin, Çilem. geçeceğiz. Lütfen Çilem, sen söyle. Hemen söyleyin, diğer konuklarımızı alacağız. 100 lira ve 60 lira anonim. Evet. Yine anonim kullanıcılardan İnsanlar 150 TL, gelir. Sümeyye Bekar 30 TL ve Gonca Sönmez 20 € bağışlamış. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok süpersiniz. Harikasınız. Teşekkürler. Cemcim, sizi alıyoruz yayından. İkinci grubumuzu getiriyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Hemen. Görüşmek üzere. Yine tekrar görüşeceğiz, Birazdan değil mi? biraz tekrar görüşeceğiz Tekrar tabii ki. görüşeceğiz. Birazdan tekrar farklı gruplarla geleceğiz geri. Tamam. Çıkmadan. Hadi görüşürüz. İlerleyen dakikalarda Cem'in görüşürüz arkadaşlar. Evet, Cem'in görüşürüz. sesini kestim ama özür dilerim. Hazır Hakan gelmemiş. Cem, seni de alayım istersen. Aa, gitti. Neyse, tamam.
Hoş geldiniz. Şimdi benim mail adresim mi görülüyor? Evet, senin mail adresin. Ben niye mail adresi çıkmış orada? Hadi bakalım. Bilmiyorum. Bunu değiştirebiliyor muyuz? Ben de değiştireceğim. Girişteyken kullanıcı adına sanırım kişiselleştirebiliyorsun. Orası kaçmış. Aa, tamam. Orayı yazmışım. Önemli değil. Çok sıkıntı değil. Ben şey zannettim. Giriş yapıyoruz sandım da evet. Ondan girmiştim. Hoş geldiniz hepiniz. Sözü sana bırakayım mı? Olur. Yani tamam. İlk günden beri gerçekten öğrendiğimde de ilk günden beri ne yediğim yemekten ne uyuduğum uykudan hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten üzgünüm. Üzgünüz, sinirliyiz. Biz de burada alıyorum seni yayına. Öncelikle sevgili Berk abi bizi birleştirdiğin için çok teşekkürler. Başka ekipler YouTube'da yaptı, orada yaptık zaten. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya üzgünüm. Çok konuşulacak şey var. Konuşabiliriz ama tabii süremiz de kısıtlı ama destek olan herkese ki destek olmanızı istiyoruz burada. Chat'imde de görüyorum ben Hasancan Gürkan 200 TL bağışlamış, Ate 60 TL bağışlamış, anonim bir kullanıcı 60 TL bağışlamış. Çok teşekkürler. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Bu zaten Berk abi açıklar birazdan. Barış Özcan'ın kendisinin başlattığı ama Amerika'daki bir kuruluştan direkt olarak Türkiye'ye aktarılacak bir meblağ, hatta 500 bin doları da geçtiğini biliyoruz. Yeni gelenlere de merhaba, hoş geldiniz Hakan. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Burak, hoş geldin. Merhaba. Çok üzgünüz. Söyleyeceğim daha fazla bir şey yok. Gerçekten konuşmak isteyen varsa devam edebilir. İsterseniz başlayalım sol baştan. Herkes teker teker konuşmuş olur. Tamamdır. Evet. Merhabalar, tanımayanlar için ben Emre. Öncelikle destekleriniz için ben de teşekkür etmek istiyorum. Yani Umur abinin söylediği bir gerçekten söylenecek, konuşulacak çok şey var ama aynı zamanda bir yandan da bunları tercüme etmek bir nebze zor oluyor tabii bu şartlar altında ama yani şeyi söylemek istiyorum özellikle, hani bağışın büyüğü küçüğü olmuyor. Elimizden ne geliyorsa sağlamamız oldukça önemli. Şu noktaya kadar yapılan muazzam ölçüdeki bağışlar için de gerçekten sağ olun, var olun. Hani elbette zorlu bir zamandan geçiyoruz fakat bizim maddi ve manevi desteğimiz de oradaki depremzedelere yardımcı olabiliriz. Manevinin bu arada altını çizmek istiyorum çünkü bağış yapamayacak durum olanlar da var. Bununla alakalı da çok mesaj geldi. Bu noktada alınması gereken aksiyonları da birazdan konuşuruz zaten. Ayrıca hatırlatmakta fayda var. Bağışların sadece enkaz altındakileri çıkarmak için değil, aynı zamanda enkazdan kurtulanları yaşatmak için de olduğunu unutmayalım. Bu nedenle böyle bu tarz etkinliklerin erkeni geçi olmuyor bence. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Burak sen mi konuşacaksın? Ben mi konuşayım? Sen gir Hakan, sen konuşmaya başla. Evet arkadaşlar, depremden etkilenmeyen herkese geçmiş olsun. Kimimiz fiziksel olarak, kimimiz unutamayacağımız bir travmayla karşı karşıyayız. Herkese geçmiş olsun. Ben hep söylüyorum, imkanı olan olmayan herkesin imkanı dahilinde 5 lira dahi olsa kimine su olur, susuzluğunu giderir. Kimine bir akşam yemeği olur, 10 lira olur, 20 lira olur. Lütfen 5 liranız dahi varsa bu yayınlar üzerinden yapacağınız bağışlar kesintisiz olarak ihtiyaç sahiplerine gidiyor. O yüzden bir endişeniz olmasın. Ben öncelikle Berkün abime buradan teşekkür etmek istiyorum böyle bir şey organize ettiği için. Belki YouTube'da şu an aktif olarak çok yayın yapan var. Çok güzel paralar toplanıyor. Ancak yeterli değil. Yani böyle bir gerçek var. Ne kadar para toplanıyor olursa olsun bu hasarı maalesef giderecek kadar yeterince toplanmadı. O yüzden bu yayınları daha da fazla yapılması adına herkesi ben teşvik etmek istiyorum. Kendi kanalları üzerinden de 10 bin abone üzeri herhangi bir kanal bu dernek üzerinden bağış yayınları yapabiliyor. O yüzden küçük büyük demeden herkesin bağışlarını yapmasını rica ediyoruz. Dediğim gibi 5 lira dahi olsa lütfen gönderin. Bu dernek üzerinden, YouTube üzerinden gönderdiğiniz zaman dernek Ahbap'a yolluyor. Ahbap'tan da depremzedelere gidiyor. Endişeniz olmasın. Lütfen
bu yayını yapmamızın sebebi de zaten hepimizin toplanma sebebi bağıştı. Lütfen bizi kırmayın. 5 lira dahi olsa, 10 lira dahi olsa göndermeye çalışın imkanınız dahilinde. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun tekrardan. Konuşmak isteyen var mı ondan? Buyur. Ya şöyle bir şey var. Şimdi sahada da arkadaşlarım var. Ahbap'ta çalışan arkadaşlarım var. İşte ben Adanalıyım. İşte Maraş'ta yakınlarım var. Adana'da yakınlarım var. Antep'te, Hatay'da özellikle, Adıyaman'da yakınlarımız var. Korkunç şeyler söyleniyor. Yani oradaki ihtiyaç normalin çok çok üzerinde. Hani hiç sandığımız, buradan gördüğümüz, izlediğimiz gibi asla değil. Zaten şu anda gidemiyoruz, edemiyoruz. Çünkü en fazla arama kurtarmaya ihtiyaç var ama arama kurtarmanın da eğitimli olması gerekiyor. Yani insan ihtiyacından bahsediyorum. Ve ne yazık ki buradan kalkıp gittiğimiz zaman herhangi birimiz eğitimli olmadığımız için sadece insan fazlalığı yapıyoruz. Ve oradaki insan fazlalığı da ihtiyaçların tam olarak yerine getirilmemesine yol açıyor. Oradaki deneyimli arkadaşlar, efendime söyleyeyim, oradaki yetkili insanlar gerçekten ihtiyaçlardan bahsediyorlar ve işte konteynerler, seyyar tuvaletler, efendime söyleyeyim, ısıtıcılar, battaniyeler, bu tarz ihtiyaçlar çok ciddi oranda var. Sizin buraya yapacağınız en küçük bağış bile bir çığ gibi büyüyecek ve gerçekten orada ihtiyacı olan insanlara gidecek. O açıdan yani küçük büyük demeden eminim ki ya sadece burası için değil, herhangi bir bağış platformunda insanların aklında yine soru işaretleri kalıyor. İşte buradaki bağış ne falan, tam olarak onu çözemiyorlar. Barış Özcan'ın yurt dışında önce olduğu bir bağış TPF ve başta Ahbap olmak üzere yine AFAD, Ahbap gibi yerlere bağışlanacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşacak, o konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Berkgün Kafeinsiz de çok güzel bir kadro topladı ve onları çok güzel bir ekip haline getirdi. Ona da ayrıca çok çok teşekkür etmek gerekiyor. Böyle yani hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok öfkeliyiz. Ama benim son olarak söyleyeceğim şöyle bir şey var. Ya bu öfkemizi lütfen işte gelen o şiddet videolarıyla falan kendimizi tatmin etmeye kullanmayalım. O öfkemizi biraz aklımıza, mantığımıza uyduracak şekilde kullanıp zamanı geldiği zaman dışarı çıkartalım. Ya umarım zamanında gelecek, eminim. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi küçük büyük olmadan en küçük, en ufak bağış bile çok fazla insan hayatına dokunacak, değiştirecek yani. Aha, izninizle söz alıyorum. Sizler zaten birkaç kez şeyi çok güzel vurguladınız. Yani küçük bir miktar olsa da bağış yapmanın önemini. Bu yüzden bir kere daha aynı şeyi tekrar yapıp izleyicileri sıkmak istemiyorum. Aklıma şey geldi. Geçen gün Barış Özcan'ın yayınını izlerken teknoloji yayıncılarını aynı şekilde bir çatı altına toplayıp bir yayın gerçekleştirmişti. Orada işte Teknopat ekibinden, diğer teknoloji yayınlarından falan çözüm ve fikir önerileri istedi. Yani bu böyle bir felaket tekrar yaşanırsa neler yapılabilir veya böyle bir sürece hazırlanmak için neler yapılabilir tarzında bir fikir önerisi istedi insanlarda. Her ne kadar kimse bu konu uzmanı olmasa da aramızda, bence belli başlı okumalarımız, belli başlı gözlemlerimiz vardır diye tahmin ediyorum duruma yönelik. Böyle bir durum tekrar yaşanırsa neler yapabileceğimizi veya öncesinde süreci nasıl hazırlanabileceğimizi biraz konuşabiliriz gibi geliyor kendi aramızda. Belki muhteşem fikirler çıkmaz ama başkalarına bu fikirler ilham olabilir diye düşünüyorum. Şu an sanırım, daha doğrusu ikinci ve üçüncü gününde en ihtiyaç olunan şey ısıtıcı, ısınabilecek herhangi bir şey, bere, eldiven, mont. Yani şuna da çok dikkat ettim ben. Twitter'da çok aktiftim. Yani paylaşımdan ziyade retweet ediyordum, ancak inanılmaz da bir bilgi kirliliği var. Şimdi Burak anlattı, arkadaşlarım orada diyor. Muhtemelen bilgi de alıyordur. Ancak çok da fazla bilgi kirliliği var. Bunları da teyit ederek paylaşmaya özen gösterdim. Buradaki izleyen herkes elinden bir şey yapmak istediğini biliyorum. Oraya gidemese de. Ancak sadece söylemek istediğim şu: Twitter'da, Instagram'da, sosyal medya hesaplarında bir bilgiyi paylaşırken lütfen dikkat ederek paylaşın. Çünkü bir kişinin ölümüne sebep olma ihtimaliniz var. Bu çok önemli.
bu açıklandı hatta. İkinci gününde bir adrese gidiyorlar ve gidilen adres, öyle bir adres yok. Yani gidiyorlar ancak öyle bir adres yokmuş. Ve bu işte 10 bin retweet falan almış bu tweet. Şimdi bunun gibi durumlar var. Buna dikkat etmek gerek. Dediğim gibi bence mont, ısıtıcı, bere, eldiven en önemlisi. Havalar şart olarak şu an için söylüyorum. Ben 99 depremini bilmiyorum yani 7-8 yaşlarındaydım. Ben 99 depremi olduğunda oralarda bir şey olmuş gibi hatırlıyorum. Birinci, ikinci sınıftaydım. Ancak şu an net olarak çok zor gerçekten. Hani konuşurken de söyledim. Gerçekten hani uyuduğum uykudan yediğim yemekten hiç keyif almıyorum. Çok tatsız yani her şey çok tatsız. Benim düşüncelerim bunlar. Ben şöyle çok küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Hazır Umur abi dile getirmişken bahsedelim. Biz de okulca diğer tüm okullarda olduğu gibi eşya, erzak toplamaya çalışıyoruz. O esnada en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerden bir başkası da tıpkı Umur abinin söylediği gibi eldiven, evet, giyinme. Ama bir yandan da bebekler için de aslında dikkat etmek lazım. Çünkü yetişkinlerde olduğu kadar bebek ihtiyacı da oluyor. Çok fazla bebek çorabıdır, eldivendir gelmiyor yetişkinlere kıyasla. Ama unutulmamalıdır ki aslında kurutulan büyük ölçüde bir bebek kitle de var. O nedenle yani eğer herhangi bir şekilde bağışta bulunmayı düşünüyorsanız malzeme bakımından lütfen onu da unutmayın. Yani oldukça bebek bezidir artık herhangi bir şekilde yani giyinmesini karşılayacağınız herhangi bir giyim şeyi olabilir yani. Onu da ekleyeyim o şekilde. Aslında hani bir dahaki sefer hani bir dahaki felaketten önce hazırlıklar sürecinde ne yapabiliriz? Sizin bir önderiniz var mı diye sormak istemiştim size ama hani şu ankinden ziyade bir daha böyle bir süreç hiç yaşanmasın. Bir daha insanlar bu sıkıntıları yaşamasınlar. Daha yaşamadan önlemek için neler yapabiliriz diye ortaya atmıştım konuyu. Ya ben mesela kendi adıma başlayabilirim. Biraz o konuda zaten kızgınlığım ve kırgınlığım olduğu çok fazla konu var. Ya ben mesela açıkçası askerin bu kadar geç müdahale etmesinden ve bu kadar az müdahale etmesinden ciddi şekilde üzüntü duydum. Yani ben askeri çocukluğumdan beri bizi koruyan insanlar olarak biliyorum ve sadece düşmandan korunması gerektiğini düşünmüyorum. Yani yangın oluyor, biz asker nerede diye Twitter'da ağlıyoruz yani hep beraber. Askerler nerede, niye müdahale etmiyor? Azerbaycan'ın askeri geliyor, bizim yangınımıza müdahale ediyor, bizim askerimiz bazı politik olaylardan dolayı kendi ülkesindeki yangına müdahale etmiyor. Deprem oluyor, asker müdahale etmiyor. Hani sonradan çok tepki geldi, ayıp olmasın diye bir miktar müdahale ediyor. Mesela şu an ben en önemli ihtiyaçlardan bir tanesinin güvenlik ihtiyacı olduğunu düşünüyorum orada. Ve güvenliği sağlamak için kolluk güçlerinin yetersiz kaldığını düşünüyorum. Orada mesela 500 bin askerimiz olabilirdi diye düşünüyorum. Yani o 500 bin askerimizin şu an kışlada olmasının bir anlamı olduğunu inanmıyorum açıkçası. Bir saniyenizi alacağım. Yayına şimdi girmiş olanlar varsa izlediğiniz insanlar geri dönecekler. Ekipler değişerek 2 saatin üzerinde yayın yapacağız burada. Bilginiz olsun. Eğer oralardan bağış yapıyorsanız da onlar da geldiklerinde okuyacaklar. YouTube bağış dışında da açıklamalarımızda yazan herhangi bir yerde bağış yapabilirsiniz. Size illa buradan bağış yapın diye bir baskımız yok efendim. Teşekkürler. Sizi bırakıyorum tekrar. Şöyle asker konusunu açmamın sebebi şu. Mesela Hatay'ın belli bölgelerine uzun süre ulaşılamadı. Yollar yıkıldığı için. İşte pek çok ulaşım noktası sıkıntı gördüğü için. Ya burada ben mesela tekrar askere görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü belki ben Fiat Egea'mla gidemem o yolları. O kırık yollardan geçemem. Aracım bunun için müsait değil ama asker böyle bir yapıda değil. Asker yolsuz ortamda bile gidebilecek araçlara sahip. Yani onların lojistik kuvveti, tedarik kuvveti bizim bireysel anlamda yapabileceğimizin 10 katı, 1000 katı, 100 yani 100 bin katı. Bu yüzden mesela bence şu andan itibaren askerlere arama kurtarma eğitimleri, deprem anında neler yapabileceği de eğitimi verilmeli. Yani bunun siyaset olarak kararları alınmalı ve askerlerimiz bu durum için hazırlanmalı diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşmakta olan bir İstanbul depremi de var hepimizin bildiği gibi. Yani bu tarz
önlemler öncesinde alınırsa güzel olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben inşaat mühendisiyim mesela. Birinci ağızdan konuşayım. Bu bizim için de çünkü çok, nasıl söyleyeyim sana, hani böyle tezlere konu olabilecek bir mevzu. Yani arka arka iki tane şiddetli deprem meydana gelmesi, efendime söyleyeyim bu yani 99 depreminden sonra da Türkiye'nin yani 100 yıl içerisindeki en büyük depremlerinden bir tanesi. Ya bizim için de çok garip bir konuydu. Yani bilmiyorum bu nasıl söyleyeyim, biraz bütçeyle alakalı. İşte hepimiz bir yerlerde yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Hayat standartlarımız, maaşlarımız, efendime söyleyeyim yaşamak zorunda bırakıldığımız dünyalar, hayatlar çok şey. Yani biraz üst makamlara şey düşüyor, iş düşüyor. Yani üst makamlardan kastım inşaat mühendisi mesela alıp da imzasını satmayacak, kiralamayacak. Efendime söyleyeyim mimarı, mühendisi, işin içine alengirli şeyler girmeyecek. Yani çok denetimler çok sıklaştırılacak. Çünkü insan hayatı bu kadar şey değil. Bize yönetmelikler geliyor. O yönetmeliklerde yazanlar var. İşte şu kadar malzeme kullanacaksınız, şunu şu standartlarda yapacaksınız, böyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız diye. O standartlara uyulduğu sürece bir problem, çok bu kadar devasa bir felaket söz konusu olmayacak yani. Ya bu sırada çok kısa da şey yapalım isterseniz, bir bağışlarımızı okuyalım. Furkan Aydın'dan 5 lira var. Anonim'den, anonim kullanıcılardan 15'er 60'er lira gelmiş. Onur Yüksel 60 lira bağış yapmış. Yine anonim bir kullanıcımız 15 lira bağış yapmış. Salih Kırklar 500 lira bağış yapmış. Çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun tekrar. Burak, hangi yayından okuyorsun? Ben de şu an iki yayınım var önümde. Onları okuyabilirim. Şu ben tekrar kendi chatimden okuyorum. Kendi chatimden bakıyorum. Okey, tamamdır. Ben hemen oradan çok hızlı devralayım. Anonim bir kullanıcı var. 15 lira, 10 lira. Barış var. 50 lira bağış yapmış. Sevgi Yalçın 150 lira bağış yapmış. Yasin var. 40 lira bağış yapmış. Bende de bu kadar. Bende de anonim bir kullanıcı 150 TL bağışladı var. Teşekkürler anonim kullanıcılar. Bende Buğra Güçlü 60 lira bağış yapmış. Hasan Hüseyin Yıldırım 150 lira bağış yapmış. Çağlayan Yılmaz 60 lira. Kemal Tetik'te 15 lira bağış yapmış. Çok teşekkürler herkese. Destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sadece buradan da değil yani siz bireysel olarak da Berk'in söylediği gibi bağışlarda bulunabilirsiniz. Ya bana mesela gelen şeylerde, efendime söyleyeyim, acil ihtiyaçlarda mesela özellikle konteyner içi malzemeler çok ciddi oranda talep görüyor. İşte mazot, çünkü hem aydınlatma için hem de ulaşım oradaki makineler için çok ciddi ihtiyaç. İşte seyyar gasılhaneler bayağı bir şey yapmış ölüler için. Yine bebek malzemeleri var. Kadınların ped ihtiyaçları, tampon ihtiyaçları, tesettürlü hanımlar için başörtüsü ihtiyaçları tarzı şeyler var. Ya bu tarzda genellikle şeyler bu şekilde. İhtiyaçlar bu şekilde. Ve bunlar da ciddi para gerektiren şeyler yani. O yüzden evet, bağışlar gerçekten de çok önemli. Herkese de çok teşekkür ediyoruz yani, bağış yapan herkese de. Ben izninizle bir öneride daha bulunacağım. Ya bence bu yayının, yani bu tarz bağış yayınlarının ilerleyen süreçlerde 6 ay sonra bile tekrarlanıp Ahbap gibi sivil toplum örgütlerine tekrar destek vermeye devam etmemiz gerekiyor. Ve Ahbap'ın kriz anında malzeme satın almaksındansa öncesinde ihtiyaç duyabileceği şeyleri stoklaması gerektiğini düşünüyorum. Örnek veriyorum, 2000 tane konteyner sipariş verdiler ve bir 2000 tane daha satın almaya çalışıyorlar. Konteyner çok kolay satın alınabilen, anında hani bulunabilen ürünler değiller. Belki de biz Ahbap gibi derneklere çok büyük maddi destekler sağlarsak İstanbul depremi gibi depremler için daha deprem gerçekleşmeden önce ihtiyaç duyulacağı sayıda şeyler alabilirler. İşte örnek veriyorum, şu an 5000 tane konteyner alıp acil durumda kullanmak üzere bir yere stoklayabilirler, depolayabilirler. Bu tarz önlemlerin ben almamıza ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Lafınızı balla kesiyorum. Çok teşekkürler bu etapta bizimle olan herkese. Hakan, özellikle sana da teşekkürler bizimle olduğun için. Şimdi yeni ekibimiz gelecek. Sizi bir bölümünüz uğurluyorum. Bir bölümümüz burada kalacak. Geri gelenler olacak ama sonra çete söyleyelim efendim. Hepsine de çok teşekkürler. Ay, lafını almadan uçurdum olsun. Ama. Olsun. Çok teşekkürler. Olsun. Zamanımız azdı. Kusura bakmayın.
Canı sağ olsun. Ah, geldik galiba. Tekrar hoş geldin Başak. Nilüfer hoş geldin. Merhaba. Merhaba Nilüfer, hoş geldin. Merhaba. Nilüfer'e bırakalım ilk Nilüfer'i sözü. Duyamıyorum ben. Merhaba. Kusura bakmayın. Biraz çalıştım ama kuramadım. Tamam. Çok az geliyor. Geliyor, anlıyoruz. Aynen. Biraz arttıracağım ben sesini. Bir de sesle görüntü arasında senkronik sıkıntısı var. Yani birazcık şöyle yani ne diyeceğimi çok bilmiyorum açıkçası ama yani, bağışları yaptım hem sahaya hem de ben şeyi biraz hatırlatmak istiyorum ama pek çok depremde de var ve ben hiç onların da anlayamıyorum. Ses kesiliyor. Tek bir cümleyi bile anlayamadım. Şu anda şeyde olduğu için Nilüfer, yardım merkezlerinden bir tanesinde olduğu için internetinde sıkıntı olabilir. Tekrar görüntüsüz istersen deneyebilirsin Nilüfer. Belki öyle daha iyi olur. Şu an daha iyi mi? Bir tık sana daha iyi. Geliyor biraz daha. Evet. Sıkıntı oldu. Evet. Şu an iyi mi? Evet, çok güzel. Sen daha evet. iyi mi? Evet, evet. Tamam. Daha iyi. Senkronize şu an. Tamam, şu an iyidir umarım. Şey dediğim gibi aslında hem afet bölgesinde herkese bağışları için, yardımları için yani tabii ki de çok teşekkürler. Ama aynı zamanda afet bölgesinden çıkan büyük şehirler, Ankara, İstanbul gibi diğer şehirlere giden de pek çok depremzede var. Ben de şu an aslında Ankara'daki depremzedeler için yardım toplayan işte bir mezun derneğindeyim ve onların da çok yardıma ihtiyacı olduğunu duyurmak istiyorum. Çünkü biz şu an hani herkes bir şekilde elinden geleni yapıyor. Aynı katkı, maddi katkı yapıyor ama bu çok kısa süreli bir şey değil. Çok çok uzun vadeli bir iyileşme sürecinden bahsediyoruz. Sadece bu yardımların hani böyle biraz da bir ay, iki ayla sınırlı kalmamasını ve etrafınızda eminim ki etkilenen tanıdığınızın tanıdığı aileler mutlaka vardır. Psikolojik, maddi pek çok desteği uzun vadeli yapmamız gerektiğini düşünmek, hatırlatmak istiyorum. Bu kadar söyleyebileceklerim şu an. Kesinlikle. Ben şeyi hatırlıyorum. Yalova depremi olduğu zaman bu arada Yalova'da yaşıyorum ben şu anda da. Ama bizim işte 2000 yılından beri burada yazdığımız var. O zaman mesela çok şey... 2-3 sene prefabrik şehirler vardı Yalova'da, böyle kocaman. 2-3 sene boyunca insanlar orada yaşamışlardı. Aklımda kalan bir bu var. Bir de ilkokuldaydım o zamanlar ve böyle o dönem başladığı zaman okulumuza depremzede çocuklar gelmeye başlamıştı. Aslında şu anda yeni okullar başlayacak. Orada belki depremzede birçok çocuk gelecek. Yani herkes için hayat çok hızlı bir şekilde değişiyor şu anda. Hepimiz için değişecek. Yani buradaki insan için de, oradaki insan için de. İnsanlar taşınıyorlar, yer değiştiriyorlar. Yeni işler kuracaklar, yeni hayatlar kuracaklar kendilerine. Prefabrik şehirler kurulacak belki. Değişik, zor, farklı bir süreçten geçeceğiz yani. Ve bu arada Yalova'daki o prefabrik şehirlerin ortadan kalkması 3 yıl kadar falan sürmüştü. Yani bu gerçekten çok uzun bir süreç önümüze bekleyen. Evet, ben tekrar hatırlatmamı yapıp biraz daha aranızdan çekiliyorum. YouTube üzerinden bağışa basıp desteklerinizi evet. yapabilirsiniz. Onun dışında hepimizin açıklamalarında, bütün yayınların açıklamalarında da yardım yapabileceğiniz diğer yerler var. Oradan da yardımlarınızı yapabilirsiniz. Önemli olan yardım yapmanız, bizim üzerimizden yapmanız evet. değil. Teşekkür ediyoruz. Arjun Güney 20 TL, anonim bir kullanıcı 15 TL ve anonim bir kullanıcı 150 TL'ye başlamış bu arada. Başak, istersen sen yayında olmadığın süre içerisindeki gelen bağışlarını da oku. Ha, bu kadar. Özür dilerim. Bu kadar. Daha fazla ha, geldi mesela. Sanki sana. Öyle mi? Yok yok, Gonca'yı okudum, Sümeyye'yi okudum. Ben göremiyorum, yanlış mı görüyorum? Yok. Ha, benim hatam. Ben öncekileri yeni zannettim.
Ben şeye katılıyorum bu arada. Yani bu sürecin hemen yarın, hı-hı, bir hafta sonra, bir ay sonra değil, bir yıl, bir buçuk yıl. Zaten bunun bir de psikolojik tarafı olacak. Bu yani psikolojik yaraların sarılması gerekecek. Ben de bu sebepten demin Ali'nin söylediği 6 ayda bir, 7-8 ayda bir bu tarz birleştiğimiz yayınlar yapılmasını destekliyorum. Bence de yapmalıyız. Yapılmalı. Çünkü gerçekten evet, belki hayat değişiyor hepimiz için. İşe gidiyor insanlar ama orada yaşayan insanların en azından bir şey yapmamız gerektiğini, şimdiki yayın gibi 6 ay sonra da, 1 yıl sonra da, çünkü bu hemen olacak bir şey değil gerçekten. Yani çok üzgünüz, hepimiz üzgünüz ve bence bu daha önceki olan olaylar gibi kolay unutulabilecek, unutulmasını istemiyorum açıkçası. Yani çünkü daha önceki depremler de var. Ve ben bunun kolay unutulmasını istemiyorum. 6 ay sonra, 7 ay sonra, 5 ay sonra ara ara böyle toplanmayı açıkçası destekliyorum. Kuruluşlara, işte Ahbap olur, farklı kuruluşlar olur. Destek yayınları yapmayı istiyorum yani. Yapabiliriz, benim için hiç problem değil. Ben yani bağış konusunda belki hafif politik kaçabilecek bir konu açmak istiyorum sizle. Ya ben açıkçası şeyden biraz daha soğudum sosyal medyada. Bağış yapmayan şirketlerden böyle zorla haraç alınmasına bir tık rahatsız oldum. Yani çünkü bağış ve hayır işi gönülle yapılan şeylerdir. Eğer zorla alınıyorsa onun adı bağış değil, haraçtır. Yani evet, bağış yapmanız çok önemli ama lütfen hiçbirini şey olarak algılamayın. Hani bunu yapmanız normal olan, yapmazsanız siz kötü birisiniz diye algılamayın. Yani bin farklı sebepten bağış yapamıyor olabilirsiniz. Lütfen bunu bir mobbing olarak algılamayın. Yani herhangi bir etrafınıza da mobbing yapmamanızı tavsiye ederim bu konuda. Baskı kurmamanızı tavsiye ederim. Çünkü insanları zorlayabileceğimiz, zorlamamız gereken bir şey değil bağış kampanyaları veya merhaba, firmaları. Sesim geliyor mu? Onu denemeye geldim. Özür dilerim. Evet, geliyor. Şu an geliyor. Tamam, şu an denemek için girdim. Özür dilerim. Bu arada bağış konusunda da ben şey düşünüyorum, bilirsek iyi diye düşünüyorum. Yani şey açısından katılıyorum. Markalar arkadaşımız değil yani. Yani öyle bir ilişkiye sahip olmak bence sağlıklı değil. Evet. Olabildiğince yüksek miktarlarda para alabileceksek bence almayız. Ama tabii ki şey, tekrar çıkıyorum. Teşekkür ederim. Aha. Çok güzel gidiyorsun. Tam olarak sesin çözülmemiş. Evet. Haberin olsun. Ya bu arada sanırım internetin alakalı değil ama giriş ses hassasiyetiyle evet, alakalı. Yani belli bir sesin altında mesela kalırsa o sesi arka ses olarak algıladığı için bize iletmiyor sistem. Yani daha yüksek sesle konuşmak belki çözüm olabilir. Nokta. Lüferin güzeldi. Bağış konusunda birazcık daha sert bir tavırdayım. Kişisel bağışlarda kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle kimseyi bu konuda zorlamamalıyız. Çünkü herkes elinden geleni kesinlikle yapıyor. Ama evet, çok üzgünüm, büyük firmalar ve markalar konusuna katılmıyorum. Ve baskı oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda destek olmayanlara da çeşitli bir tepki koyulması. Yani tüketmeme üzerine veya kullanmamın üzerine tepki olması gerektiği benim kişisel görüşüm. Büyük firmalar ve markalar üzerine. Ama ya kişisel bağışlar da elbette ki. Yani ben de karşı argüman sunayım o zaman. Yani büyük şirketler zaten bu ülkedeki yasal yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. Vergilerini ödüyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ve biz belki de yanlış kişilerin kapılarına dayanıyoruzdur. Yani belki de dayanmamız gereken kapı Netflix değildir. Çünkü Netflix sonuçta bir deprem sigorta şirketi değil. Yani Netflix'e üye olurken hiçbirimiz yarın bir gün deprem olursa bize battaniye göndersinler diye üye olmadık. Bu beklentiyle üye olmadık. Belki de şu an sigorta şirketlerinin kapısına dayanmamız lazım veya devletin sen Netflix'ten aldığın vergileri ne yaptın dememiz lazım devlete. Yani buradaki günah keçisini Disney'dir, Netflix'tir yaparsak bence gerçek günah keçilerini pas geçmiş oluruz ve bu bence yarardan çok zarara neden olur diye bir argüman sunayım. Bilmiyorum, bir şey söyleyecek misin? Yo, o konuda katılıyorum. O konuda katılıyorum kesinlikle. Yani hedefi ve öfkeyi doğru kanalize etmek önemli kesinlikle. Ama insanların
çeşitli büyük firmalardan da bu tür beklentileri olması da bence çok anlaşılabilir. Çünkü herkes bir şekilde elini taşın altına koyuyor. Bu sadece tek yönlü değil elbette. Çok yönlü bir tepki. Hedef şaşırtmamalıyız, evet, bazı kişilerin yazdığı gibi. Ama beklentiler de bence normal diye düşünüyorum. Ben bir de çok kısa bir şey ekleyebilir miyim hazır buradayken? Psikolojik yönüne değindiğimiz için söylüyorum. Ben özellikle bu çocuk fotoğraflarıyla ilgili hatırlatma yapmak istiyorum katılanlara. Uzun vadeli etkilerinden bahsediyoruz ve şu an sosyal medyada paylaştığımız her şeyin yıllarca bir dijital izi var. Ve bunlar bu psikolojik yönü çok ciddi etki ediyor. Paylaşılmaması gerektiğini düşünüyorum çocukların yüzlerin ve pek çok psikolog da zaten bunu söylüyor. Bu konuda da biraz hassasiyet olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bakamıyorum artık ya. Yani, bir tane, pardon, özür dilerim. Lütfen devam edin. Estağfurullah, lütfen, lütfen. Ya bir yorum gördüm de depremi yaşayan biri olarak hani sandığınız gibi değil, gerçekten ufak büyük bütün bağışlar çok önemli demiş. O yüzden ben tekrar bağışı hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok fazla, çok kişi değiliz ama olan kişiler de mümkünse çok basit YouTube üzerinden bağış yapmak ya da açıklamadaki herhangi bir şeye, derneğe siz özel olarak da bağışta bulunabilirsiniz. Ben yine hatırlatmak istiyorum. Tabii ki de kimseye zorla şey yapmıyoruz ama burada bulunma sebebimiz bu olduğu için tekrar hatırlatmak istedim. Ya bu Netflix konusunda ben yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Sonuçta bu Twitter hesaplarının yani adminleri Türk. Belli ki bir tweet paylaşırken izin aldıkları bir merci var. Yoksa yani neden paylaşmasın diye düşünüyorum. Demek ki o Amerika'dan ya da artık Avrupa'da buraya neresi bakıyorsa bir izin çıkmadı. Paylaşmadılar mı acaba bilmiyorum ama bence paylaşmalılardı. Yani o mesajı 4 gün geç paylaşmaları bence yanlıştı. Disney'i de dahil bence. Bir geçmiş olsun mesajının paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Starbucks da dahil buna. Ama şey düşünüyorum bile, yani demek ki Amerika'dan bu tweet'i paylaşmaya izin mi çıkmadı ya da böyle bir şey mi oldu bilmediğim için böyle bir fikrim var. Tabii abi, buyur. Bir konu hatırlatayım. Bu sosyal mecralarda çalışan insanların da Türkiye'de yaşadığını ve eşi dostunun bu mücadele içinde olduğunu hatırlarsak süreçlerin ne kadar yavaşladığını, yani biz bir yardım yapabilmek için 7 gün harcadık. Yardım onayını alabilmek için. Dolayısıyla bu büyük şirketlerde onay süreçlerinin bazı firmaların bu tarz ekstra içeriklere izin vermediğini, ekstra onaydan geçtiğini de hatırlarsak biraz daha şey olur. Ama diğer konularda da katılıyorum tabii ki. Nihal Keser 60 TL bağışlamış. Çok teşekkür ederim Nihal. Anonim kullanıcı 15 TL bağışlamış benden de. Teşekkürler. Ya ben... Bu arada ben Netflix'i giydiriyorsak ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Yani zaten ben... bu arada çok merak ediyorum. Evet, sosyal medya yöneticisi Türkiye'de yaşıyordur muhakkak, belki haklısın ama kim yönetiyor gerçekten çok merak ediyorum. Bence çok başarısızlar yani. Teşekkürler, bu kadar soru çekilirim. Evet, sosyal medya kısmında başarısız olduklarına ben de katılıyorum. Bu konuda hemfikirim. Yani ben de Netflix'e laf edeyim ki avukatlığını yaptığımı düşünmesinler. Ya yok ya, bu bağış konusu tamam dediğin gibi yani. Ama bence bir geçmiş olsun mesajı Netflix, Disney, yani bence evet, paylaşılmalıydı. Kesinlikle. Sanki Türkçe bir konu var ya. Ya işte evet. Evet, aynen ya, öyle. Yani orada ben şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Kötü niyetten ziyade az önce de senin belirttiğin gibi ya çok büyük firmalarda bürokrasi süreci çok aşırı yavaş ilerliyor. Ve hani sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşın patronunun patronuna ulaşması lazım. Ve her bir mailin 2 gün geç cevap gelmesi söz konusu olabilir bu kadar büyük şirketlerde. Ki keza geçmişte hani çok uluslu birkaç stüdyoda çalıştım. Bu tarz durumları yaşıyorduk. Bazen çok acil ihtiyaçlarımızda bile bir hafta, iki hafta geri dönüş alamadığımız oluyordu. Ve en nihayetinde Netflix'in o Türk çalışan arkadaşlar kendi kafalarına göre paylaşım yapamazlar. Kendi mesleklerini tehlikeye atamazlar. Kesinlikle. Bu nedenle hani o konuda biraz empati kurabiliyorum. Hem şirketler hem orada çalışan insanlarla da. Yani bu kadar büyük şirketlerin bu kadar büyük tedbirle ilerlemeleri normal gibi geliyor bana. Bu arada ben bağışın gönülden gelen bir şey olduğuna da inanmıyorum. Bu arada buruna da muhalefet edeyim. Çünkü bence bağış kültürel bir şey. Kültürde olan bir şey. Bizim de kültürümüzde bence çok fazla bağış yok.
Yani çok böyle işte derneklere bağış, aman hemen bir dernek bağışı konusu o zaman kim bilir nereye gidiyor, kim nereye harcıyor, muhabbetleri başlıyor. Bu da bence bir bahane. Bence gönüllüyle alakalı da bir şey değil bence. Bu kültürel bir şey. Kültüründe varsa bağış yapıyorsun. Mesela anında işte çok eleştirdiğimiz Initex grubu 3 milyon euro bağışladı. Niye o bürokrasiye takılmadı da Netflix takılıyor? Yani o yüzden bu bir tık kültürel bir şey. Gönülle mönülle de alakası yok. Bir yerde bir şey olduğu zaman tak diye paranı yatırırsın. Bir güvendiğin bir kuruma olur biter. Ya da zaten senin yani hayatında sürekli ne kadar kazanıyorsan onunla 1 lirasını ayırırsın. Dersin ki bu kuruma gidecek. Bu kültürel bir şey bence. Böyle olduğunu düşünüyorum. Evet, kültürel bir şey. Ama insanları belli bir kültüre zorlayamayız veya şirketleri. Hani sen 10 TL'den 1 TL'sini belli kurumlara ayırabilirsin. Ama mesela ben ayırmıyorsam bence gelip sen 10 TL'den 1 TL'yi bu kuruma ayırmıyorsan seni izlemeye bırakıyorum, abonelikten çıkıyorum dediğin anda bu bence biraz eşkıyalığa, zorbalığa giriyor. Evet. Aynen. Ama ben bahsettiğim şey şu, yani hani bu ülkemizde bizim çok fazla olan bir şey değil. Onu da ben çalışıyorum aslında yani. Yoksa bunun mevzusu bile olmaması gerekiyor. Ondan bahsediyorum. Yani kültürümüzde çok yok. Türkiye'de çok fazla yok bu olay. Hani bağış olayı. Hani maaşını alınca bir insan, hangi insan çok düşünmüyor yani. Şunu da şu kuruma yatıracağım demiyor. Bir ya da iki. Kültürümüzde yok. Ondan bahsediyorum ben aslında. İnşallah kültürümüzde olur. İşte şey bile var, işte sağ elin verdiğini sol elin görmesin. Bu bile bence çok yanlış yani. Niye görsün, duysun, bilsin ki o da teşekkür, yardımda bulunsun. Evet. Katılıyorum. Belki zaten bizim de yayın açmamızın sebebi bu. Nilüfer'in muhteşem sözlerinden sonra bağış yapan varsa onlara da söylersek sonra da bizi sonraki gruba geçeceğiz. Anonim kullanıcı 60 TL. Ayşenur Bahçıvan çok teşekkür ederim. 150 TL bağış yapmış. Umut Kum 60 TL bağışlamış. Çok teşekkürler Umut. Ben de söyleyeyim hemen. Ahmet Mutlu 60 TL, anonim bir kullanıcı 150 TL'ye bağışlamış. Kesenize bereket. Çok teşekkürler tüm destek olanlara. Tekrar tekrar herkese söylüyorum. Teşekkürler, sağ olun. Gidiyoruz değil mi Berk? Gidiyoruz sanırım. 2 dakikanız daha vardı. Ha, tamam. Ha, biz gidiyoruz sanırım. Nilüfer'in görünce sözleri uzun sürer diye düşünüp. Yok yok, ben sadece Başak'ın sözünü şunu söyleyecektim. Yani belki bu bağışla hani tek seferlik olmasın, uzun vade bahsettik ya. Belki bu depreme dair yaşanan etkilerin, bu eğitim olabilir, psikolojik olabilir, konaklama olabilir. Bunlara güvendiğiniz, bildiğiniz bir dernek, bir sivil toplum kuruluşuna uzun süreli belki üye olup gerçekten aylık katkılar yaparak hem bunu bir alışkanlık edinerek hem de evet, daha uzun vadeli katkılar sağlayabilirsiniz. Hani kime güveniyorsanız, kimin iyi işler yapacağını düşünüyorsanız, öğrencilere burs verebilirsiniz örneğin uzun vadeli. Hani tek seferlik olmayabilir ve belki bu kültür bu şekilde oturabilir diye düşünüyorum. Bu kadar, çok teşekkürler. Berrin Kaya 15 TL'ye göndermiş. Berrin çok teşekkürler. Bittik galiba biz. Bitmiş olabiliriz. Bitmediniz arkadaşlar. Bu çocuğu ben alacağım sizi. Bu arada ben bir şey söyleyeyim ya. Bu Hatay'da deprem olması falan çok enteresan ama biz eşime gezdiğimiz zaman antik kentlere gideriz ve Hatay'a gitmiştik. Allah bin şükür gitmişiz. Bir yandan tabii acıyam ama da seviniyoruz. Böyle Hatay'ı gezdiğiniz zaman biz çok medeniyet var Hatay'ın altında ve hepsi depremden yıkılmış, biliyor musunuz? Yani deprem böyle tarih okudu, deprem oldu, o medeniyet yıkıldı, bir üzerine bir tane daha. Yıkıldı Hatay, bir daha üzerine medeniyet kuruluyor. Yani resmen Hatay'ın kaderi bu deprem şeyiyle gidiyor ve şu an yine, yani şu an 2023 yine deprem oluyor ve yine Hatay, bir medeniyet yok oldu ve tekrar inşa edilecek Hatay. Çok enteresan, bu bilgiyi de paylaşmak istedim sizinle. Merhaba, benim sesim geliyor mu? Güzel bilgi bence. Cem, sesim yine geliyor. Görüntün yok, sesin biraz görüntün var. Görüntün yok ama sesim var. Sesim normal mi geliyor? Görüntüyü bilerek kapatıyorum. Evet, gayet net. İyi şu an. Ben de bir şey rica edeceğim. Tamam, görüşürüz. Bundan sonraki turda olmayan arkadaşlarımız yandaki menüden çıkarlarsa, yani sayfadan çıkarlarsa bir kendi zamanları gelene kadar çok sevinirim. 10 kişi limitimiz olduğu için şu an bir sonraki turun konukları giremiyorlar. Tamam. Onlara sevgilerimi ileteyim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Siz üçünüz geri geleceksiniz sanırım. Ama Nilüfer gelmiyor. Nilüfer çok teşekkürler gelip bizimle açık olduğunuz al için. Hem ben de Ankara'da da desteklerin için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın ve teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Merhaba herkese. Çilemi alamadım ha. Merhaba. Merhaba. Bu turda da Çilem, Ömercan, Sevde ve Ezgi'nin kanalından alındı. Ezgi bizimle olacaklar. Çok teşekkürler öncelikle geldiğiniz için. Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba. Ben bir hatırlatmamı yapayım. Taha da geliyor. Bağışlarınız tabii ki çok önemli. YouTube üzerinden yayında olan kanallardan bağış yapabilirsiniz. Altında bağış simgesi çıkıyor yayınların. Ama onun dışında da illa buradan yapın, bizim yayınımızda yapın gibi bir isteğimiz yok. Bizim bu yayını yapmamızın amacı herkesi desteğe teşvik etmek. Videoların açıklaması, canlı yayınların açıklamasında da nerelere bağış yapabileceğinizi yazdık, bizim aklımıza gelenleri. Oralardan ulaşabilirsiniz. Taha sen de hoş geldin bu arada. Sesin yok ama hoş geldin. Sözü önce Ömercan'a bırakayım, sırasıyla gidelim yeni gelenlerden. Merhaba arkadaşlar. Bazılarımızı böyle hiç görüşmeyip bu vesileyle görmenin de getirdiği iğrenç duygularla baş etmeye çalışırken size merhaba demiş olayım. Sözü bıraktın Berk'cim ama ne diyeyim ki abi, yani ben de böyle şey duygular içerisindeyim. Bir haftadır hani hep böyle şey muhabbeti olur ya, işte ıssız adaya düşsek efendim doktor, efendim işte mühendis bilmem ne faydalı olur, biz ne bok yiyeceğiz falan. O duygu içerisindeyim yani, böyle yaptığım şeyin hayatımla ilgili işte kariyer seçimlerim falan beni getirdiği noktanın böyle bir durumda çok bir işe yaramayan bir şey olduğunun, bir duygusunun olduğunun ezikliği içerisindeyim resmen. Hani böyle bağış toplamak için yayın falan yapmak gerçekten program başına diyordunuz. Elimizden gelen en basit şey. Hiç olmazsa onu yapmaya çalışıyoruz. Onu da yani bugün vesile olduğu için teşekkürler Berk'cim. Ama öyle yani, işe yaramaz ve çaresiz hissetmenin, İşte zaten nereye öfkeleneceğini bilememenin, bir yerlere öfkelenmek istemenin falan getirdiği karmaşık duygular. Herkes zaten bunları söylüyor. Yani bunlar hiç birçoğumuzun yaşadığı şeyler. O yüzden yeni bir şey söylemediğim de farkındayım da, bana sözü verdiğin için öyle boş boş zırvalıyorum işte şu anda yani. Sevde'ye vereyim o zaman sözü, senden alayım. Sevdeciğim. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim Berk. Yani böyle bir dayanışmanın içinde olmak hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Ben de herkes gibi ilk günden beri aslında hani ne yapacağımı düşünüyorum sürekli ve her türlü yardımı yapmamız gerekiyor. Yani etki alanımız neyse bütün bunları birleştirip gerçek bir dayanışma sağlamamız gereken günlerdeyiz. Ben 99 depremini yaşamadım. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum o günlere dair ve hayatımda gördüğüm en korkunç şey sanırım bu günler. O yüzden ben hatırlatmak istiyorum. Burada gerçekten bir araya gelmemizin bir sebebi var. Maddi yardımlara çok ciddi ihtiyaç duyuluyor. Tabii ki aynı yardımlar da yapıyoruz ve hala onlara da ihtiyaç duyulacak. Gerekli kurumlar aracılığıyla ne yapmamız gerekiyorsa gerçekten elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Yani çok üzgünüz. Benim de ailemden kaybettiğim insanlar oldu. Annem Adanalı çünkü. Teşekkür ederim. Yani zaten çok büyük bir alanı etkiledi ve herkesin tanıdığı, bildiği bir şekilde yakından uzaktan insanlar etkilendi. O yüzden ben herkesten ellerinden gelen her şeyi yapmalarını rica ediyorum. Anıl ve Ezgi. Merhabalar herkese. Başın sağ olsun öncelikle Sevde. İzleyen herkesin de başı sağ olsun. Orada bir tanıdığım yok ama yakınlarını kaybeden bir insan olarak tabii ki bunun empatisini herkes kuruyor. Çok üzgünüz diyecek çok bir şey yok. Gerek de yok aslında. Çünkü oradaki herkes bizim canımız. Orada kaybettiğimiz bir kişi bile, aslında o bir kişiyi 5 kişiyle çarpın en az. En az 5 kişi psikolojik olarak bundan çok fazla etkileniyor çünkü. Bunlar ailesinde onu en çok seven insanlar oluyor. Çok öfkeliyiz, çok sinirliyiz. Konuşacak çok fazla da şey var. Ama tabii ki bunlara girmeyeceğiz. Keşke böyle bir yayın yapmak zorunda hiç kalmasaydık. Ama yapıyoruz. Çok teşekkürler. Yine de buradayız. Hepimizi takip eden güzel izleyicilerimiz, kitlelerimiz var. O yüzden bizi seven, sevmeyen herkesten bizi desteklemeleri, yani bu yayını desteklemek için bağış yapmalarını rica ediyoruz.
Çünkü ihtiyaçları var. Herkesin çok ihtiyacı var. Bunu es geçmemek lazım. Vergi olarak tabii ki ödüyoruz. Hepimiz gereğini yapıyoruz. Ama olmuyor bir şeyler işte. O yüzden rica ediyoruz hepinizden. Lütfen bağış yapın. Bu kadar benim diyeceklerim. Evet, ben de ekleyeyim. Yani ya bireysel olarak da ben mesela çok fazla kendimin de çok hazırlıksız olduğumu fark ettim. Evet, ben de 99 depremini yaşamadım. Bu kadar büyük kayıplar da yaşamadım. Deprem de yaşamadım. Hani o kadar büyük bir şey ki yani böyle fantastik bir filmde olabilecek bir şey zaten. Yani önce bir gerçekliğini bir anda algılayamadım. Ya orada tanıdığım kişiler yani birebir yok. Ama hani arkadaşım arkadaşı var. Birileri var. Sadece bir anda kontak da kuramadım. Meşgul mü ederim hatları? Atlayayım gideyim duygusu geliyor. Ya öyle şeyleri beceremem ki hani gidip orada sadece ayak altında bir tip olurum. Gibi gibi. O yüzden yani burada bağış konusu çok önemli. Çünkü beni şu da çok tedirgin ediyor. Ya birkaç ay sonra gündem bir şekilde ya değişecektir, değiştirilecektir. Tabii ki haber kanalları ne bileyim yazın buna devam etmeyecektir belki her gün deprem yayını yapmayı ama şimdi ne yapabiliyorsak biz de bireysel olarak bu bağışı çok büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ona da bir şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Taha'cığım. Geliyor mu sesim? Geliyor bu sefer evet. Müthiş. Merhaba herkes abi. Hayat ne kadar garip değil mi? Bu gerçek hayatta asla karşılaşamamamız ve şu anda burada toplanıyor olmamız trajik, ironik. Abi ne diyeyim? En başından beri savaş veriyoruz. Şahsım adına konuşayım. Gerek sahada gerek sosyal medyadan hepiniz yapıyorsunuz zaten ama yorucu bir şey oldu. Yorulalım hiç önemli değil. Ama dış etkenlerin de yoruyor olması, abuk sabuk haberlerin. Burada tabii ki siyaset yapılacak mecra burası değil. Herkes kendi alanında yapacağını yapar. Burada kimseyi de zan altında bırakacak bir şey de söylemek istemiyorum. Sinirliyiz tabii ki ama ben sadece bizim alanım, yani kendi alanım hani açısından en azından bir şey söylemek istiyorum. Sinema kanalıyız ya. Bağış tabii herkes kendi isteği gibi yapabilir. Burada da çok güzel arkadaşlar yapıyor. Keza Barış Özcan'ın zaten şeyini koymuşsunuz. Biz de günlerdir Barış abi, Ayhan abi vesaire bir sürü Evrim Ağacı. Bir sürü kanalla beraber yayınlar yapıyoruz. Destek oluyoruz ve 500 bin dolar gibi bir rakamı geçmiş bulunuyor. Burada öncelikle ben Barış Özcan'a, Barış abiye çok teşekkür etmek istiyorum bunu başlattığı için. Ve gerçekten YouTube'un bu bağışlara hiçbir kesinti yapmıyordan bunu gönderecek olmasından ötürü teşekkür ediyorum. Ama bağış dediğim gibi herkes yapabilir. Burada da yapılıyor. 3-5, 50 kuruş ne olursa herkes bir şeyler gönderiyor. Elinize emeğinize sağlık abi. Ama bir taziye mesajı bile yayınlamayan Netflix ve Disney Plus'ın bende bittiğini buradan, ben her platformda bunu her katıldığım yerde söylerim, bende bitmiş olduğunu buradan söylemiş olayım. Hani çünkü bu tarz platformlar bazı insanları parayla satın alabileceğini düşünen insanlar. O Netflix'in başında tweetler atan ablayı da biliyorum. Onu da tanıyorum. Yapacağı tek şey siyah ekran üzerine abuk sabuk şeyler yazıp paylaşmaktı. Onu bile beceremedi. Tepki çekince, biz paylaşınca oradan buradan nerede ya bu Netflix, nerede bu Disney deyince tweet attılar sağ olsunlar. Bir de 6 milyon TL bağışlayacaklarmış. Çok sağ olsunlar yani gerçekten. Biz burada 500 bin dolar topladık reis, haberiniz olsun. Benim diyeceklerim bunlar. Hepimizin eline emeğine sağlık. Burada da bir araya gelmiş olduk. Umarım ara ara bunları yapalım. Bunlar güzel şeyler abi. Gerçekten. Elimizden ne geliyorsa ben her zaman buradayım. Eminim siz de her zaman buradasınızdır. Teşekkürler. Ben de yapmayı düşünüyorum zaten. En azından bir Temmuz'a kadar aylık bir en azından kendim için plan yaptım. Size de soracağım tabii ki hepinize. Sizin adınıza konuşamayacağım için. Hatırlatayım tekrar yeni gelenler için. YouTube'da canlı yayınların altında bağış tuşu var. Oraya bağış yapabilirsiniz. Onun dışında tabii ki illa bu yayın üzerinden bağış yapmanız gerekmiyor. Açıklamalarda diğer bağış yapabileceğiniz, diğer yardım yapabileceğiniz, eşya yardımı yapabileceğiniz yerler de yazıyor. Oralara da bakabilirsiniz. Bu arada Enes 2 kere 60 TL göndermiş. Alex
Rutbon 60 TL göndermiş. Furkan 5 pound göndermiş. Hasan Hüseyin Yıldırım 100 TL atmış. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz 150 TL vermiş. Birisi daha şimdi 500 TL verdi. Baver Yıldız da 100 TL verdi. Diğer kanallara gelenleri de diğer kanalların sahipleri kendileri açıklayacak. Çilem sende varsa sen söyleyebilirsin görebiliyorsan. Evet, bizim yayını bayağı bağış gönderen oldu. İskender Tok 60 lira bağışlamış. Çok teşekkürler. Anonim kullanıcılardan başlar 150 lira, 5 euro. Ben 500 lira bağış yapmış. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tweet'i anonimlerden 20 lira, 60 lira var. Dilan Işık 35 lira bağışlamış. Atakan Özcan 3 lira bağışlamış. Çok teşekkürler. Ne olsa dediğim gibi herkesin eline gelirse hiçbir sıkıntı yok. Çok iyi. James Sang 200 lira bağışlamış. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Tekrardan bir anonimden 150 lira Murat Çelik göndermiş. Zeynep Can Bolat o 50 lira göndermiş. Çok sağ olun arkadaşlar. Yeni muhteşem insanlar desteklerini hazırlarken size biraz da hafiften de biraz kışkırtıcı bir soru sorabilir miyim hepinize birden? Klasik Berk mi yani? Bu tarz durumlarda bugün bir şey okudum. Nereden bu sorunun çıktığını söyleyeyim de. Geçimini metrolarda, sokaklarda gitar çalıp şarkı söyleyerek sağlayan bir İki kişinin sanırım dövüldüğünü öğrendim. Bunun üzerine bu soruyu da sormak istiyorum. Eğlence sektörünün bu tarz şeylerde, biz de şeyden bahsetmiyorum bu arada. Hani Tarkan aman konser veremiyor, ne kadar da kötüden bahsetmiyorum. Tarkan'ın bavulunu çalışan, taşıyan adamın durumundan bahsediyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kim cevap vermek isterse. Tarkan'ın bavulunu taşıyan muhtemelen maaşını almaya devam ediyordur abi. Ya örnek olarak verdim yani. Tarkan'ınki devam ediyordur ama neyse grubunun rodisi para almaya devam etmiyordur. Abi zaten tabii ben konuşmayayım. İyi ben konuşayım izninizle. Valla bu konu birazcık muhakkak karışık bir konu. Yani şöyle bir işte ulusal böyle büyük çapta bir matem durumunun olduğu bir anda eğlence yapan yani eğlenen insanların bunu ulu orta yapmasının tepki çekmesi anlaşılır bir şey tabii ki yani. Hele hele böyle birebir bir acısı olan bir insanın hani karşısına gidip göbek atmak falan gibi düşünsene yani. Bu tabii ki böyle yakışık almayacak, ayıplanacak bir şey, davranış muhakkak. Ama bizim yani toplum olarak bazı şeyleri böyle sembolleri diyeyim, işin aslından daha ön plana çıkarmak gibi bir alışkanlığımız var. Yani sen hani acı çekiyorsundur, eğlenilsin istemiyorsundur filan. Ama bunu hani böyle yani bir takım tabii şeyi var yani. Hani herkesin önünde yapacağın bir yer olması belki biraz ekstra kışkırtıcı ama yani bir takım insanların da bununla başa çıkma şekli bu. Hayatın bir yandan devam ediyor olmasıyla alakalı da bir şey bu. O yüzden belki bunu biraz aşırıya kaçması yaşanıyor. Zaten hani sokakta gitar çalan çocukları dövecek noktaya gelmişsen o aşırıya kaçıldığın bir şey yani göstergesi artık zaten de. Biraz yani ama karışık bir konu. Yani insanların duygularını da anlıyorum kesinlikle. Ama dediğim gibi yani bu mesela bugünkü meselemizde tek başına konuşulacak bir konu gibi değil. Sanki biraz bizim toplumsal olarak bir takım İşte kültürel özelliklerimizle ilgili konuşulması gereken ve hani şu anda başımıza gelen 3-5 tane olayı tartışarak aşabileceğimiz değil, biraz ciddi bir kültürel değişimle falan aşabileceğimiz şeyler gibi. Sanırım bu yayın için zor bir konu açtım. Ben öyle hissettim. Efendim? Yok mu abi? Biz yani eğlence sektörünün durması için birilerinin yas ilan etmesine gerek yok. Zaten kimse eğlenmez abi. Yani. Ya abi, normalde zaten böyle bir durumda eğlenen, eğlence düzenleyen insan toplumdan dışlanır aslında. Yani onu böyle yasaklamana gerek kalmaz da o kendiliğinden olur zaten. Nitekim de biraz öyle oluyor işte zaten. Ama yani ben hani kendi köşesine çekilip de en azından eğlenmek isteyen insanın da hani onu da anlıyorum yani. Ne yapacaksın? Hani böyle senin acınla böyle baş ediyor da olabilirsin.
Yani hani kişisel bir örnek vereyim. Başka çünkü ne örnek verebilirim? Ben kendi babamı kaybettiğim zaman bunu böyle hani aylarca haftalarca böyle yasta gibi takılmak istemedim açıkçası. Gülüp eğlenmek istedim ve bir an önce de öyle aktivitelerde buldum kendimi. Ha, o da benim kişisel şeyim yani. Herkes için doğru formül budur diye bir şey kesinlikle yok. Ama işte dediğim gibi yani birazcık kültürel bir şey bu muhakkak. Biraz bence biraz de... Sevde'nin sözünü kesmişim. Şimdi tekrar kestim. Tamam. Kimin sözünü kestim diyecektim. Pardon. Yargılamamayı öğrenmemiz gerekiyor toplum olarak. Yani baştan sona aslında bu deprem sürecinde de çok ciddi bir bilgi kirliliği var. İnsanların yaptıkları şeyler nedense hepimizi çok ilgilendiriyor. Yani bir yandan birisi çok ciddi bağışlar yapıyor ve yardım topluyor olabilir ama kendi psikolojisini ayakta tutmak için belki senin hoş görmeyeceğin bir şey yapıyor olabilir. Bu nedense bizim toplumumuzda gerçekten çok zor yani yargılamamayı öğrenmek. Şu anda tabii ki daha her şey çok taze, ciddi bir yas içerisindeyiz. Elbette şu anda eğlence sektörünün durması bence de çok doğal ama belki kısa bir süre sonra insanlar normalleşmek isteyecekler. Ve o noktada eğlence sektörünün direkt buna kurban gitmesi bana çok mantıklı gelmiyor. Yani çünkü zaten orada olmak isteyen insanlar orada olacaklardı ve siz istemiyorsanız sadece yasınızı tutmaya devam edebilirsiniz. Alttaki evet. Yazı çıkınca Anıl'ın suratı kesiliyormuş. Tekrar alttaki yazıyı çıkardım. Bu arada herkes 99 depreminde çok küçük olmaktan bahsediyor. Ben de biraz şanslı geçirdim açıkçası 99 depremini. İlk depremde Trabzon'da, ikincisinde de eve yürürken, minibüsteyken yakalandım. Herkes dışarı çıkıyordu, koşuyordu. Ne olduğunu anlayamadan yakalandım ve pek de o psikolojiye hakim değilim. Hatta çok gerizekalı bir çocuk olarak annemin yoğun ısrarlarına rağmen eve girmeye çalıştığımı hatırlıyorum. İyi ki 40 yaşında biraz akıllandım. Size de tavsiye ederim. Bu yayınları birçok genç arkadaşımız izliyor. Asi olmak adına benimki gibi salaklıklar yapmazsanız hayatınız açısından çok iyi olabilir. Ben bir şey diyeceksin. Ben kaçırmışım. Bu 99 deprem olayı sanırım benden sonra açıldı. Ben birebir yaşamıştım onu. Bayağı hani gözümün önünde binalar tutuştu, yıkıldı. Avcılardaydım, öyle söyleyeyim size. O yüzden evet. Yani ya o yüzden mesela bu olay ekstra etkiledi yani korkunç. Ben Eskişehir'deydim 99 depreminde. 9 yaşındaydım. 9 yaşındayım evet, şu an şaşırdım. Ve deprem ne demek bilmiyordum. Yere düşmüştüm uyurken. Ondan sonra işte anneannem dedi deprem oluyor dedi. Ben böyle önce hırsız giriyor sandım, çok alakasız bilmediğim için tanımını. 3 gün dışarıda kalmıştık. Defalarca hissettim depremi. Ben uyuyordum abi. Korkutucu yani. İkisinde de mi? Abi ikisinde de ya. Maşallah diyeyim, ne diyeyim